Selçuklular Anadolu'ya geldiği zaman Ermeni kaynakları bunlara Selçuklu demiyor. Bizans kaynakları Selçuklu demiyor. Biz onlara Selçuklu diyoruz. Ne diyorlar? İskit diyorlar. Mesela Genceli Kiragos 10 ciltlik Ermeni tarihi eseri yazıyor. 1241-1265 yılları arasında 10 cilt Ermeni tarihi yazıyor. Bütün Ermeni papazların eserlerini falan koyuyor. Onlar da biraz mübalağalı şeyle 10 kat arttırıyorlar bazı şeyleri falan. Onu da anlatacağım şimdi. Neden arttırdıklarını. Ama orada İskitler geri döndü diyor. Selçuklu demiyor. Ve sürekli Ermeni papazları Vatikan'a, Paris'e, Londra'ya, kardinallere, ülke devlet başkanlarına mektuplar yazıyorlar. Diyorlar ki, bu İskitler tekrar Anadolu'yu alırsa bu büyük felaket olur. Bugün Amerikan başkanları ne diyor? Büyük felaket. 1915'e. Biz de seviniyoruz. Ay bu soykırımı tanımadı, büyük felaket diyor. Büyük felaket Ermenilerin, papazların mektuplarında var. Haçlı Seferler o mektuplar başlattı. Ve o zaman Ermeniler Van'da, Ağrı'da, Kars'ta yaşıyorlar. Bir de Siirt, Erzurum bölgesinde yaşıyorlar. Van'daki Ermeni kralı Senekerim bir mektup yazıyor. O zamanki işte Doğu Roma, bizim söylediğimiz tarzıyla Bizans diyelim. Bizans'a mektup yazıyor. Bizans imparatoruna diyor ki, ben de bu İskit akınlarını durduramıyorum. Yani Selçuklu, Turul Bey'in, Çağrı Bey'in akınları, 1015'te başlayan akınları durduramıyorum. Bu sınır bölgelerini sen al, sen imparatorsun, devletsin. Bana Sivas'tan toprak ver. O da mektuba cevap veriyor, kabul ediyor. Ve ilk defa 14 bin çadır Sivas'a gelip yerleşiyor. Tarih 1021. İlk defa Fırat'ın batısına 1021'de Ermeniler geçiyorlar. Ama Cumhuriyet'in başında gördük ki bütün Anadolu Ermenilerin kontrolünde. Bütün Osmanlı Ermenilerin kontrolünde. Bu da enteresan değil mi? Bu da düşünmesi gereken bir konu.